Kendini var zannetmen öyle büyük bir günahtır ki kıyas bile kabul etmez diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kendini var zannetmen hiçbir günahla kıyaslanamayacak kadar büyük bir kıyastır. Bu gözler aracılığıyla yani şu anki şehadet alemini gören gözlerimiz aracılığıyla bizler tüm zamanın ancak kısmi bir parçasını, sınırlı bir kısmını görebiliriz ki zamansızlık ve mekansızlık içinde de bu zaman ve mekan algısını doğuran da zaten bu sınırlı bakışımız yani duyu sınırlılığıdır. Mesela ağacın altında oturan bir insan ile ağacın tepesinden bakan bir insanın veya helikopterden bakan bir insanın görüş alanı ile daha uzayın dışından bakan bir insanın vizyonları birbirinden tamamen farklıdır. Ki görmüş olduğumuz bu nesnel gerçekliği oluşturan şey de oluşturan sebep de zaten bizim varlık seviyemizdir. Varlık seviyemize göre şekillenir. Mesela yılanın gördüğüyle kartalın gördüğü bir olmadığı gibi insanın gördüğüyle peygamberlerin gördüğü öteler ve insan bütün varlığı kendisinde cem etmiştir. Bu vahdet okyanusunda kendi varlık seviyesine göre algı farklarını oluşturur ki bizler hak nazarından bakan bir aşkınlıkla şu nesnel gerçeği eğer ki görebilirsek nesnel gerçeklik tüm mertebeleriyle tek bir nokta gibi görünür. Yani alem bir noktadır. Şuur ise bu nokta içerisinde veya niteliğinde daimi bir bilendir. İşte ahadiyet bilincinde her şey hepsi bir andadır, eş zamanlıdır, her yönden kuşatmıştır ki buna zaten teklik bilinci denir. Ruhun hakikatidir. O yüzden ateş onu yakamaz, su onu ıslatamaz, rüzgar onu savuramaz, toprak onu kurutamaz derler ruh hakikati için. Yani ruh bütün unsurları aşar. Geçmiş ve gelecek ve şimdi eş zamanlı bir harmonik olarak ruhun niteliğinde, ahadiyetinde ve samadiyetinde bulunmaktadır ki bu bilince gelmeye uzak doğuda samadi denir. Yani kurtuluş, benliksizlik, benliksiz olan benin bulunması veya rüya denilen zihnin aşılmasıdır ki işte sen çık geriye kalır yaratan. Şimdi yaratılan noktasında bir yaratan var. Başlangıç noktasında da bir son var. Ama ahadiyet menzili içerisinde bütün bunların hepsi eş zamanlı. Yaratılışın kalbi gibi. Ehadiyet noktanın sonsuzluğunun taşmasıdır ki kainat ve içindekilerin hepsi bu ahadiyet okyanusunun taşmasıdır ve bu noktada her şey sadece ilerler ve hiçbir şey kaybolmaz ve her şey birbiriyle tam bir uyum ve bütünlük içerisindedir. Mesela fizik bu realiteye elektronlar düzeyinde bakar ve hakikatinde her şeyin hem dalga olduğunu hem de madde olduğunu ya parçacık olduğunu gösterir ve hem noktadır hem çizgidir ve böylelikle ahadiyet düzleminde tüm ikilemler ortadan kalkmıştır. Tabi bunu akıl anlayamaz. Peygamber aleyhisselatü vesselam da der ki ey Rabbim bana eşyanın hakikatini göster. Bu çok önemli bir duadır. Yani hak katında her şey eş zamanlıdır. Mesela kader, ruh, bilinç hepsi eş zamanlıdır. Zaman, başlangıç ve son eş zamanlıdır. İşte tohum, ağaç ve meyve gibi kesintisiz bir süreçtir. Hepsi tohumdadır. Doğumdan ölüme kadar yaşamın tüm süreç ve döngüleri hakikat nazarında eş zamanlıdır, bütündür, kesintisizdir. Buna ahadiyet bilinci denir ki bunu gören sübhanallah der. Elhamdülillah ise bu süreçte kaybolmadan kalanlara nasip olan bir durumdur. Bu kavranması oldukça zor bir durum. Yani kendinin hem ölü hem de canlı oluşu veya Schrödinger'in kedisinde kedinin hem canlı hem ölü oluşu eş zamanlılıkta başlangıç ve son noktasında sen hem doğansın hem ölümsün. Doğumun ve ölümün eş zamanlıdır. Tohumun içinde ağaç vardır ki bu Allahu Ekber. Zihin dediğimiz şey nedir? Bölünmedir. Bölünme zihnin özelliğidir. Zihin için doğum dediğimiz olay bir başlangıçtır. Ölüm dediğimizse bir sondur. Yani zihin Algı sınırlarıyla baktığından dolayı başlangıç ve sonu görür. Fakat hakikat nazarında başlangıç bir önceki sonun, son ise bir sonraki başlangıcın kesintisiz bir akışıdır ki aslında hiçbir şeyin birbiriyle ayrı olmadığı her şeyin oluş içinde olduğu ve oluşun da sonunun olmadığı kesintisiz bir süreç ki buna din dilinde birlik uyum. Yani böylelikle olmaktadır. Bu şekilde olmaktadır. Her doğum ölümü, her ölümse doğumu eş zamanlı olarak kapsar ve hakikat nazarında da yine doğarken nasıl öleceğimiz bellidir. Ama bir de buna bizim şahit olmamız lazım. Onun için zaten buradayız. Bunu gerçekleştiriyoruz. Belki kaderimizi gerçekleştiriyoruz. Yani hakikat nazarında olmanın, var olmanın tek bir amacı vardır. O da tekamüldür. Ki döngünün niteliği böylesine bir süreçtir. Eğer bizler elimizdeki bu kafa fenerini aşabilirsek nice gümüş tenli bedenlere şahit oluruz ki işte kalp aynasını temizlediğinde nice gümüş tenli bedenler görülür der Hazreti Mevlana. Bu sembolik bir dil dil. Yani gümüş bedenler eterik ve astral alanımızdaki bilinçlerdir ve söyleneme söylenilemez, belki anlatılamaz olandır. Ama şunu da biliriz ki yukarıdaki, aşağıdaki, aşağıdaki de yukarıdaki gibidir kronolojik bir süreç değildir. Kairos'a aittir. Yani kronolojik zaman geçmişten geleceğe akan tarihtir, zihindir. Sürecin kısmi bir parçasıdır. Ama Kairos belki psikolojik zaman bizim için daha kişisel algımıza, biyolojik ritmimize, bilgi seviyemiz tarafından algılanmasıdır. Yani zamanın kronolojik ve Kairos'a ait, işte biyolojiye ve psikolojiye ait boyutları. Tabi bunlar hepsi birbiriyle uyumlu. Yani biri dışsal, diğeri ise içsel yansıma veya yorumlanma. Biri tez, antitez gibi ama sentez olmadan işte zamansızlığı anlayamayız ki zamansızlık bu zaman ve mekan ötesidir. Yani zaman ve mekan birbiriyle eş zamanlıdır. Tıpkı biyoloji ve psikoloji gibi. Biri dış, diğeri iç zaman. Mesela bilim dıştır. Din ise içtir. Biri dış bilimdir, biri iç bilimdir. Ve bilim hakikati nesne üzerinden bilir, din ise hakikati özne üzerinden bilir. Fakat kadim bilgelik sentez noktasında hem bilimi hem de dini konu alır ki işte bu etki tepki mekanizmasını başlangıç sonu aşmak olaylara vermiş olduğumuz zihinsel tepkileri aşmaktır ki olaylara zaten tepkiler mekaniktir toplumdan gelir, inançlardan gelir, kendi e, tecrübelerimizden gelir. Tabi tepki ile yanıt da birbirinden farklıdır. Tepki bilinçaltına aittir, yanıt ise bilinçliğe aittir. Mesela ventilatör denerken pervaneyi, o aradaki boşlukları göremezsin. Belki parmağını sokarsın ve etkiye bir tepki olur, parmak yara alır. Yani etki tepki yasası daha ziyadesiyle fizikseldir, zihinseldir. Bunda herhangi bir değişme olmaz. Fakat yanıt nedir dediğimizde pervane dönerken onun bıçakları olduğunu da bilebilmektir. Yani yanıt sadece ağacı değil çoktan o tohumun içinde ağacı ve meyvesini görebilmektir. Etkiye tepki değil de etkiye yanıt vererek yani onu bütünselliğinde dönüştürerek efendim anlayabilmek veya öyle muhatap olabilmek bizim için önemli. Zaten bunu gerçekleştiremezsek etkiye tepki alırız ki tepki zihne, topluma ve dahi yasaya, yanıt ise ruha, bilince, adil olana yani şefkatli bir bilince aittir ki tepki gösterirken dikkat ederseniz iradeniz yoktur. Şuurunuz kapalıdır. Etkiye karşı bir tepki gösterdiğinizde bu otomatiktir. Yanıtta ise sürecini bildiğin için bilincin hep açıktır ve her durumda sadece ve sadece rızayı ilahi gözetirsin. Yani şeyler içindesindir ancak onlara karşı sende herhangi bir tepki doğmaz. Ancak bu şekilde doğru yanıtlar verebilirsin. Yani sorulara karşı cevaplar vardır. Ancak bir gün cevabı olmayan bir soru ile karşılaşırsa kişi o zaman işte deneyimin kapısına gelir. Çünkü tepki verecek bir şey yoktur. Yanıta mahkumdur. Yani an ve an yanıt vermek ve böylece dokunulmamış olarak kalmak ki ihlaslı kullar üzerine şeytanın bir tesiri de yoktur der. O zaman etki tepki dediğimiz toplumsal ve zihinsel yasanın ötesindeki yanıt dediğimiz an bilincinin ruha ait o kuşatıcı tevhid bilincinin açılmasıyla Bizler olaylar arasında dengeleri sağlarız ve şeytan dediğimiz birçok karanlık noktalarında bizim üzerimizde bir tesiri kalmaz inşallah.